Sizin ve ülkenin ekonomisi nasıl? Çok kötü. Örnek verin. Ya mutfak. Mutfak ya çok kötü. Çocuklarımız işsiz. Torunlarımızın bir geleceği yok. Bitirdiler. Sıfır. Kötüye mi gidiyor? Evet. Bundan yani şu an ne olacak ki öngörünü yok. Bence ülkenin ekonomisi şu anda sallantıda. Yani moral depolamakla meşgul hükümet. Ne kadar başarılı olacak belli değil. Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Büyükçekmece ilçesinde yapıyoruz. Hepinizin bildiği gibi son bir yıl içinde birçok ürünün fiyatları, kiralar, hayat arttı, pahalılaştı. Döviz 7 liradan 8 küsür lira oldu, dolar. Vatandaşlarımıza sizin ve ülkenin ekonomisi nasıl diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra like atmayı unutmayın. Sizin ve ülkenin ekonomisi nasıl? Kötü. Kötü. Teşekkür ederim. Şu an için pek iyi değil. Pek iyi değil. Teşekkür ederim. Doğru. Sizin ve ülkenin ekonomisi nasıl? Kendi ekonomimden bahsedecek olursam kendi ekonomim iyiye gitmiyor bu koronadan dolayı. Normalde iyi bir ekonomiye sahibim ama kafe işletmecisiyim. Şu anda kafeler kapatıldığı için ve sürekli bir kapatıp açılma olduğu için doğal olarak ticari olarak cebimizi çok yoruyor. Bize çok zarar veriyor. Personellerimiz var. 30-40 personel işte altımızda çalışıyor. O doğal olarak bizi sıkıntıya sokuyor. Yani açılıp kapanma süreci kesinlikle iyi değil. Allah yardımcınızı teşekkür ederim. Teşekkürler. Berbat, son derece berbat. Çünkü sadece her zamanki gibi zenginler zengin, AK Partililer daha zengin oluyor. Gariban eziliyor. Bir gecede dolarların kaçlardan alınıp kaçlardan satıldığını siz de biliyorsunuzdur sanıyorum. Daha gençsiniz ama yine de soracağım. Sizin ve ülkenin ekonomisi nasıl? Ya, ülkenin ekonomisi kötü şu anda yani her... Fiyat artışta, tabii her fiyat artışta şu anda. Sizin? Abi, ülkenin ekonomisi kötü. Bizim de ortalama ya. Ona bağlı. Aynen öyle abi. Aynen abi, şu her yer kapalı şu anda. İşler kapalı. Pandemi dolayısıyla. Rica ederim abi. Kardeşim, kötü ben esnafım. Evet. Kötü. Neden kötü abi? Kötü abi, iş yapamıyoruz. Pandemiden dolayı mı? Önceden mi kötüydü? Önceden gene bir şekilde çarkı çeviriyorduk. Yani çark artık dönmüyor. Dönmüyor, çark almadı. Çark dağıldı, bitti. Bile falan dağıldı. Abi eski AK Parti seçmenisi. Ne olacak AK Parti'nin durumu? AK Parti kazanamaz yok abi. Artık yok. Kazanamaz yok. Çünkü esnaf vermiyorsa. Kazanamaz abicim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, kolay gelsin. Bence ülkenin ekonomisi iyi bir de değil yani. Kötüyüz. Sizin iyi mi? Benim ekonomim için. Yok değilim, ben işsizim şu anda. Futbol antrenörüyüm ve işsizim. Ve 1,5 seneden belli de yaklaşık pandeminin olduğunda belli şu anda amatör futbollar oynanmıyor. Dünya kadar antrenör şu anda boşta. Nasıl geçiniyor? Ekonomi kötü. Ekonomi kötü. Çok teşekkür ederim. Senin ve ülkenin ekonomisi nasıl? Para pulun var mı? Yok hiçbir şey mi? Allah bir can borcuma. Hiçbir şey yok. Allah bir can borcuma. Ne olacak bu hal? Vallahi ne olacak belli değil. Yani halkımız Allah yardım etsin. Bütün halkımız Allah yardım etsin. Amin. Allah teşekkür ederim. Allah hepimiz yardım etsin. Allah yani kötü insanlardan korusun. Melmeke Dere teyze. İzmir ödemiştim. Bir gelip bir gel ödemiş bir gidelim. Tamam, çok teşekkür ederim. Sizin ve ülkenin ekonomisi nasıl? Vallahi şimdi çok sıkıntıyı da geçiyor. Şimdi şu dönemde işsizlik çok, insanlar perişan. Ne bileyim çok zor. Yok. Bir de biz emekliyiz ya, Erdoğan sadece bize az aylık çok az veriyor. Biraz şey arttı ya, %100 arttı. Hepsi bizde 200 verdi ya, çok vermedi. Aslında 500, 600, 700 vermesi lazımdı bize. Vermedi adam. Vermedi. Bilmiyorum. Ablacığım, sizin ülkenin ekonomisi nasıl? Mutfağı kaynatabiliyor musun? Abi zor. Çok zor değil mi? Zor, gerçek zor. Allah 30 liranın 70-80 lira olmuş. Ne olacak? Gerçek zor yani. Onun bir şey diyemem. Zor. Allah yardımcımız olsun. Amin. Cemil'cim. Bence ülkenin ekonomisi şu anda sallantıda. Yani moral depolamakla meşgul hükümet. Ne kadar başarılı olacak belli değil. Sizin ekonominiz iyi mi? Benim ekonomim iyi değil. Ekonomim iyi olsaydı çalışmazdım bu yaşta. Halen çalışıyorsun. Yani emekliyim, çalışıyorum. Başka seçeneğim yok çünkü. Seçeneğim yok yani, hayat pahalı.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçi çok gençsiniz. Evet. Belki soru size uygun olmayabilir. Sizin ve ülkenin ekonomisi nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Uygun bir soru ya. Çok uygun bir soru. Evet. Ekonomide yapılan evet yanlışları görüyoruz. Bunun da pandeminin etkisi var ama yapılan Merkez Bankası hamlesi ve şeyler piyasaya nasıl etki ettiğini biz geçen hafta pazartesi gördük. Yani bir faiz olayımız var bildiğiniz üzere. %19 politika faizi. Yani... Meğerse çok alakalıymışsınız. Efendim? Evet. Ben gençlerin umurunda değildir diye düşünüyorum. Yok yok tabii ki de. Yani şimdi gördüklerimizi söylemek eleştirmek durumundayız. Evet. Yani ki eleştireceğiz. Azı geleği tespittir bu. Eleştiri evet. Yani evet dediğimiz gibi o faiz halletmemiz gereken bir durum var. Ama dediğimiz gibi bir faiz böyle enflasyona. Faiz lobisi. Evet enflasyona. Ya bence sonuçtur yani faiz sizin dediğimiz şey. Ekonominiz nasıl? Bizim ekonomimiz şu anda pandemi durumunda tabii ki de herkesin olduğu gibi bizim de ekonomimiz kötü. Yani herkes zorluklar çekiyor. Ülkemizin hali ne olacak? Ülkemizin hali bu ekonomi inşallah düzelecek yani umudumuz bu yönde yani. Diyorlar ya 30 liradan 70 lira olmuş. Kiralar evet lira, doğru. Olmuş. Yani yani şöyle söyleyeyim şunu muhalif kesimde olsun destekleyen de bunu görüyor yani bunu görmemekte bir şey yok yani girdiğiniz zaman fiyatları açıkça görebiliyorsunuz yani aynen öyle yani bu inşallah umudumuz düzelmesi yönünde evet tabii ki de siz ben de arkadaşımla aynı fikirleri paylaşıyorum tabii ki pandemi kötü etkiledi ama sen bir hükümetsen bunu öngörüp buna göre önlemler alman gerekiyor ya da temel bir planın olması gerekiyor. Bundan bu kadar kötü etkilenmemen gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bu yüzden ben de şu anki yapılan icraatları da tam yeterli bulmuyorum. Daha kökünden, daha cesur hamleler yapılması lazım. Çünkü artık ölüm kalım durumundayız. O yüzden ben de şu an... Evet iyi değil. Ben de iyi bulmuyorum. Şöyle biz teşekkür ederiz. Demek istiyorum. Mesela ben de tam bir muhalif değilim. Önceki oyumu Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandım ama şu anda dediğim gibi yani olan gördüğümüz şeyleri söylemek durumundayız. Ve yani olacak seçimde de tabii ki de yeri gelirse eğer bu şekilde devam ederse cezalandırılmasını açık yani aynen öyle yani. Aynen öyle. O şekilde. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ekonomi bizim için dibe vurmuş durumda. Zaten Türkiye'nin ortamı şartı belli. Yani çok ekonomi denen bir kavram yok benim için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Nasıl? Çok kötü durumda. Kötü durumda. Evet. Çok teşekkür ederim. Hepsi yalan söyleniyor. Sağ olun. Nasıl olsun abi? İyi mi kötü mü? Berat Albayrak diyordu Ocak Şubat'tan daha iyi, Şubat Mart'tan daha iyi. Dolar kaç liraydı? 2 liraydı. Kaç takip ediyorsun. Hepsini takip ediyorum. Bu ondan daha iyi. Çok teşekkür ederim. Bir şey kalmamış ki. Bizim işimiz %90'ı yabancı. Yani yabancı olması inan ki var ya. Akşam el ele boş başı eve gideriz. Allah yardımcı olsun. %90'ı yabancı. Eğer ki yabancılar olmazsa İşi dediğim yapalım. Gibi akşam eli boş yüzü kara. Odur başka hiçbir şey yok. Kötüye gidiyor. Teşekkür ederim. İşimiz çalışmazsa kimse bize bakmaz. Önemli olan işimiz zaten. Ekonomi ölü dayı bitmiş. Herkes ters o millet hırsız olmuş. Hırsız olmuş. Evet söylüyorum ben sana yalan yok. Herkes hırsız bak şöyle bir etrafını anlarsın. Çok sağ ol. Görüşürüz. İyi değil o. Abi soralım. İyi değil. İyi değil he. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gel abi. Kötü. Nasıl? İyi gitmiyor kötü. İşsizlik var. Hayat pahalılığı var. Ondan sonra ne diyeyim? Enflasyon yüksek. Hayat yetecek. Doğru. Ben de emekliyim ama emekli maaşım bana yetmiyor. Hepimizin başına. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Sağ olun. Kötü. Örnek verebilir misiniz? Dolar. Dolar arttı. Dolar şu an çok kötü abi mesela. Hayat da pahalı oldu. Ve iş olarak da mesela esnaflar olsun ve diğer şeyler olsun abi şu anda yani kötü durumdalar yani. Zor da yani. Çok teşekkür ederim. Ne demek abi? Ekonomi... İyi mi kötü mü? Kanaatkar olanı her zaman iyidir. Çok teşekkür her zaman iyidir. Ekonomi gidişat nasıl sizin ve ülkenin? Ekonomi durumu evet iyi ama düzelir gitgide. Düzelir mi diyorsun? Düzelir tabii hoca ya maşallah durumumuz iyi hemşerim. Çok teşekkür ederim. He, merhabalar. Durum. Sizin ve ülkenin ekonomisi nasıl? Kötüye gidiyor. Berbat yani. Sormana gerek yok ki. İşte size duyalım diyor. Çok teşekkür ederim. Bir ne derler? Bir sor bin ağ işit. Bendeki de o hesap. O hesap. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Saygılar efendim. Sağ olun. Vallahi şu an kötü ama düzeleceğine inanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece düzelir. Çok teşekkür. Ablaya da soralım. İyi Allah'a şükür. Şu an iyi. O zaman abla mutfağı kaynatıyor. Evet. Çok şükür. Teşekkür. YouTube'da. İstanbul Times. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Abi AK Parti hariç herkese verebilirim ben. Neden AK Parti hariç?
Abi ekonominin durumu belli değil mi? İşte AK Parti'de diyor ki yollar, köprüler, barajlar uçtuk uçuyoruz. Evet. Abi bu esnafın durumu ne olacak? Benim dayım mesela kahvehaneciydi. Kıraathaneciydi. Mesela kapatıldı. Şu an inşaatta çalışmak durumunda. Ya. Ne yapabilir bu adam? Abi. 4 tane çocuğu var. Sence ekonomi iyi mi abi? Abi ben sana konuşacağım, ben biliyorum. Anladım. Çok kötü abi. Kötü bile bizimkinin yanında iyi. Kötü bile bizimkinin yanında. Aynen öyle abi. Daha ne olacak bu ülkenin hali? Abi bu böyle giderse ya yağmalama, iç savaş çıkar yani. Bu şekilde yani. Çok teşekkür ederim. Sizin ve ülkenin ekonomisi nasıl? Berbat. Bam teline bastık. Yani abi hükümet tarafı toz pembe diyor ki işte yollar, köprüler, barajlar, şimdi, sıra var arabada, evler artmış gitmiş, her şey yerde. Yollar diyorsunuz, çok güzel konuşuyorsunuz. Ben lojistik firmasındayım ben. Bugün Kuzey Yolu'na gittiğim zaman depodan daha masraf çıkıyor. Yani mazottan daha çok yola para ödüyoruz. Ne yolu ya? Kendi paramı verdikten sonra. Yani. Eziyet çektiğimiz var maalesef. Kötü. Dipteyiz abi. Mutfağı döndürebiliyor musunuz? Ekonomi nasıl? Çok zor döndürebiliyorum. İki tane çocuk okula gidiyor. Her ne kadar uzaktan eğitimle gidiyorlar dahi olsa onlarda bir takım masrafları oluyor. Ödemeler, faturalar almış başını. Çok mu zor oldu efendim? Ya mesela ev hanımları çok dert yanıyor. Ya 30 liraydı 80 lira oldu. Evet işte 40'lı 80'li çok farklı. Aynen öyle. Yani 2 kilo yağ 35-40 lira şu anda. Kaç günde yanıyor? Kaç günde yanıyor? Yağla yapıyorsunuz. Tabii ki. Hayat zor. Ne olacak bu ülkenin hali? Allah'tan hayırlısı diyelim. İnşallah. Allah'tan hayırlısı Allah olsun. Allah bağışın, çok tatlı çocuklarınıza. Teşekkür ederim. Karma karışık. Bir şeye yer. Erdoğan'a sormak lazım. Çok teşekkür ederim. Tabii kötü. Kötü. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ekonomik gidişatın çok kötü olduğunu düşünüyorum. Kesin tam uygulamıyorsun. Kötü olduğunu düşünüyorum fakat karşı tercih olarak da İmamoğlu'nda doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Mansur Yavaş eğer ki aday olursa oyun Mansur Yavaş'a, bunu söylemek istiyorum. İyi günler. Teşekkür ederim. Sizin ve ülkenin ekonomisi nasıl? Çok kötü. Örnek verin. Ya mutfak. Mutfak çok kötü. Çocuklarımız işsiz. Torunlarımızın bir geleceği yok. Bitirdiler. Eğitimi bitirdiler. Ne olacak bu ülkenin hali efendim? Vallahi halini hiç iyi görmüyorum. Gelecek olan kişi de bu değişse de bir şey yapamaz. Çünkü yapacağı bir şey kalmadı. Bitirmiş ediyorsun. Ülkeyi bitirdiler. Çok teşekkür ederim. Yani şunu söyleyeyim. Adam tutup bu ülkeyi batırmak için sırf oraya koysalar anca bu kadar yapardı. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Abi, sizin ve ülkenin ekonomisi nasıl? Ya kesinlikle, tabii ki. Şu an zaten pandemi olduğu için şu an dünya ekonomisinin farkındasınızdır zaten. Her yer çok zorluk çekiyor. Haliyle aynen bütün ülkelerin ekonomisi düşerken, İngiltere daha iyi olsun, Amerika olsun, düşüş yaşarken tutup Türkiye'nin iyime bekliyor. Ya şu durumda zaten düşünmezsiniz. Ya şu an bu pandemi sürecini tutarsanız, ben şu gene kıyaslama yaptım diğer ülkelere göre. Hani hastane, bütün bizim pandemi, korona yakalan hastalarımız en de sonunda ilaç sahibi ve hastanede yatacak yer bulurken. Biraz daha iyi o konu diyorsun. Evet kesinlikle ve bu da Tayyip Erdoğan'ın başarısı bu hastane. Sizin ve ülkenin ekonomisi nasıl? Sıfır. Kötüye mi gidiyor? Evet. Bundan yani şu an ne olacak ki öngörünü yok. Çünkü her şeyi ateş pahasına getirdiler. Önümüzü göremiyoruz yani. Hayat kötü. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben 30 kişi çalıştırıyordum. Şu an çalışacak pozisyona gelmişim. Değil mi? İnşaat dallarında mı çalıştırıyorsun? Evet, inşaatta benim rast mimarlık firmam var. Ama şu an bırak onların sigortasını çalıştırabilmek. Kendim bile çalışamıyorum. Hepsi bitti gitti. Hepsi bitti gitti yani ben burada kadın sığınma evi yapıyorum şu an aşağıda. Kalfası mısın? Kalfa mısın ona? Hayır. Bütünlüğü almıştım. Yani inşaattan? İnşaattan evet. Beton mikserini alıyordum 5 liraya. Şu an alıyorum 12 liraya. Sen o zaman fiyat verdin. Ya o zarar kökü zarar şu an. Yapma ya. Evet o ne zaman. Abi, ne yapacaksın? Ya ne yapacaksın? Şu an bir öngörü yok. Ben yarını göremiyorum. Yarını kimse göremiyor. Allah yardımcınız olsun. Çünkü dolar 5 liraydı. Şu an dolar oldu 8 lira. Onun için üzgünüm. Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim, saygılar. Sizin ve ülkenin ekonomisi nasıl? Abi ekonomi dünyada kötü. Yani şu pandemiden dolayı her yerde kötü yani. Yalan değil, bu bir gerçek yani. Dolayısıyla bizimki de kötü. Tabii bizimki de kötü yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.